Herkese merhaba, ben Batuhan Kalaycı. Yeni bir programda, yeni bir filmle sizlerle birlikteyim. Bu programımızda Charlie Chaplin'in 1925 yılında yönetmenliğini yaptığı Altına Hücum filmiyle sizlerle olacağım. Altına Hücum filmi 1925 yılında vizyona giren, aynı zamanda yine dünya çapında çok fazla ses getiren ve insanların beğenisini toplayan önemli filmlerden bir tanesi. O zaman programımıza başlamadan önce isterseniz Charlie Chaplin'in bu Altına Hücum filminden biraz bir seyredelim. Daha sonra tekrar programımıza devam edelim. Evet. Altına Hücum filmi Charlie Chaplin'in 1925 yılında çektiği hem senaristi, hem yönetmeni, hem oyuncusu, hem de yapımcısı olduğu bir film. Yani bu kadar yapımcılık, senaristlik ve oyunculuğu üstleniyor Charlie Chaplin tek başına. Aslına bakarsanız film o dönemde tam 14 ayda tamamlanıyor. Ve yine çok ciddi bir bütçeyle çekiliyor ki 1925 yılından bahsediyoruz ve 1925 yılında 650 bin dolar bütçesi olan bir filmden bahsediyoruz yine. Charlie Chaplin bu filmde altın arayan ve Alaska'ya yolculuk yapan bir karakteri anlatıyor. Aslına bakarsanız Charlie Chaplin'in önceki filmlerini izlediğimizde, yani önceki çektiğim kısa filmler ya da orta metrajlı filmleri izleyip ele aldığımızda küçük serseri Charlie'yi hayata soktu ve yine bu filmde de onu canlandırdı ve o karakter üzerinden gittiğini çok net bir şekilde görebiliriz. Bu film tabii ki 1925 yılında sessiz bir film. Şayet Charlie Chaplin 1942 yılında elinde bulundurduğu, yani çektiği farklı görüntülerle ve bir müzik eşliğinde filmi yeniden kurguluyor ve yeniden montajını yaparak filmi tekrar izleyicilerle buluşturuyor. Filmi izlediğimiz zaman hemen şunu söyleyebiliriz. Bizi fazlasıyla güldüren, düşündüren, eğlendiren birçok unsur var. Yani birçok sahne var içinde. Özellikle Charlie Chaplin'in ayakkabısını yediği, açlıktan ayakkabısını yediği sahnede bu film için, yani Altına Hücum filmi için unutulmaz sahneler arasında yer alıyor. Yine filmde altın aramaya giden Charlie Chaplin'in Alaska'da düştüğü komik durumları da biz ele alıyoruz. Karşılaştığı yeni karakterler, yaşadığı sorunlar, bunlar biraz daha mizahi bir dille veriliyor tabii ki. Özellikle yine filmi izlediğiniz zaman şunu fark edeceksiniz. O dönem için yapılan teknik, yine o dönem için o içinde bulunduğu evin durumu, Charlie Chaplin'in işte o film içerisindeki, o süreç içerisindeki davranışları ve oradaki aksiyon diyebileceğimiz sahnelerin çekimi hakikaten zor, özellikle o dönem şartları için. Ama Charlie Chaplin bunu ustaca yapmayı, yani filmi çekmeyi başarmış ve izleyiciyle buluşturmuş. Yine filmi izlediğimiz zaman Charlie Chaplin'in film içerisindeki diğer karakterlerle etkileşimi, hayatta kalmak için verdiği mücadelede son derece komedi bir şekilde, yani mizahi bir şekilde filme yansıtılmış. Filmi incelediğimiz zaman etkileri, yani toplum ve film sektörü üzerine etkilerini şöyle değerlendirebiliriz. Altına Hücum filmi 1992 yılında Amerika Birleşik Devletleri tarafından yine kültürel, estetik ve tarihi anlamda önemli bir film olduğu için arşive alınıyor ve daha doğrusu bu arşive alınma korunmaya alınıyor şeklinde ifade edebiliriz. Yani film son derece beğenildiği için ve toplum üzerinde olumlu bir etki bıraktığı için Amerika'daki film enstitüsü de, yani film arşivi de bunu ne yapmış? Almış filmi ve korumuş. Şunu söyleyebilirim yine, 1925 yılında vizyona giren bu film, sessiz olarak vizyona giren bu film daha sonraki yıllarda müzik eklenerek, yine Charlie Chaplin tarafından müzik eklenerek sesli hale getiriliyor ve izleyiciyle güncellenerek bir daha izleyiciyle buluşuyor. Bugün de Charlie Chaplin'den bahsettik. Charlie Chaplin zaten mizahi unsurları, insanları güldüren hareketleri, insanları güldürürken düşündüren çekim ve sahneleriyle
hakikaten önemli bir film yönetmenlerinden, aynı zamanda oyunculardan bir tanesi. Sizi Altına Hücum filmiyle baş başa bırakayım ben şimdi o zaman. Yeni bir filmle ve yeni bir hikayeyle size tekrar buluşmak için hazırlığımı yapayım. O zaman size iyi seyirler.